Hoş geldiniz. Bugün yine 50 tane soru çözeceğiz. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Herkese güzel hafta diliyorum. Arkadaşlar videoyu baştan sona izleyin. Arada verdiğim tüyolara çok dikkat edin. Instagram'dan da attığım deneme sınavlarını çözün. Geçersiniz 20-25 gün bu şekilde çalışırsanız. Sizden özel bir ricam var. O da videoyu beğenmenizdir arkadaşlar. Videoyu beğenerek kanalı ve ben de desteklemiş olursunuz. Bu desteğinizden dolayı da hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Başlayalım hemen. Burada nasıl davranmalısınız? Güzel bir soru. Video olarak da gelebilir. Burada neye bakacaksın? Bakın aynada arkadan araba geliyor. Baktık. Burada bir bisikletli var. Gördük. Baktık. Şurada levhamız var. Sollama yasak levhası. Bisiklet yolu levhası var. Burada bisiklet yolu. Karşıdan otobüs geliyor. Şimdi bu durumda ne yapabilirsin? Nasıl davranmalısın? Cevap nedir? Tabii ki C seçeneği. Bisikletle aniden yola çıkabilir. Yavaşlamalıyım. Bakın bisiklet yolu da bitmiş orada dikkat ederseniz bisikletle aniden yola çıkabilir bu durumda. Arkadaşlar her zaman için söylediğim gibi sınavda mesela buraya bir tane yaya da koyabilirler. Bazen de böyle gizli bir yere koyuyorlar. Mesela şu levhanın arkasına falan koyuyorlar. Böyle kafası falan görünüyor ya da ayağı görünüyor. Onun için sınavda bu tür resimlere, videolara iyi bakın. Çok dikkatli bakın. Animasyon sorusu. Animasyondaki sürücün nasıl hareket etmelidir? Gö Şıklarımızı okuyalım. Hızını azaltıp bariyerin izin vermesi halinde uygun hızla geçmeli. Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli. Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı. İnmiş bariyer varsa girmeli. Şimdi cevabımız burada nedir? Bakın sürücü ne? Motor. Motosiklet sürücüsü. Videonun şöyle şu tren geçerken tam denk geliyor. Burası nedir? Hem zemin geçit yani tren rayıyla karayolunun birleştiği yol. Burada bariyer inmiş ya da inmemiş de olabilir. Hiç fark etmez. Cevabımız nedir burada? A seçeneği. Hızını azaltıp bariyerin izin vermesi halinde uygun hızda gitmelidir burada arkadaşlar. Yani burada bir şekilde hızını azaltmalı. C seçeneğiyle karıştırmayın. Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı değil. Yol açık olsa bile dikkatli bir şekilde hızını azaltacaksın. Yani burada en mantıklı şık A seçeneği. Diğer şıklarda yakın gibi geliyor ama iyice okuduğumuzda A seçeneğin doğru olduğu net bir şekilde görülüyor. Yine buralarda zaten öndeki araç sollanamaz. Mutlaka durup yol bariyeri izin verse bile açıksa bile kontrol edip kontrollü bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Görsele göre hangisinin yapılması doğru olur? İki tane aracımız var. 1 numaralı aracın 2 numaralı araca geçme önceliği vermesi, 2 numaralı aracın 1 numaralı araca geçiş kolaylığı sağlaması, solundaki şeride geçmesi sağlamak için, 2 numaralı aracın 1 numaralı araç geçtikten sonra sol şeride geçmesi, 1 numaralı aracın 2 numaralı aracı uyararak yavaşlatması. Şimdi burada herhangi bir levha yok, kontrolsüz kavşak diyebiliriz. Fakat 1 numara dönüş 2 düz gidiyor. O halde yoldaki öncelik kimindir? 2 numaranındır. Kuralımız neydi? Düz gidenler öncelikliydi. Dönüş yapacaklar. Düz gidenlere yol verecek. Bunu hangi şıkka yazmışlar? A seçeneğine. Bir numaralı aracın 2 numaralı araca geçme önceliği vermesi. Doğru olur. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir? Kan basıncının düşmesi, bilinç seviyesinin artması, Cildin soğuk ve nemli olması, dudak çevresinin morarması. Tabii ki değildir dediğine göre bilinç seviyesinin azalması olacakken artması yazmış. Çünkü bilinç bozukluğudur. Yani artmaz bilinç seviyesi azalır şokta. Çünkü arkadaşlar şok neydi? Baş bölgesine yaşamsal organlara yeterli kanlama yapılmaması durumuydu. Yani dolaşım bozukluğudur. Yani bunu ayağını 30 santim kaldırırsın şokta ki bu bölgeye kan gitsin. Bunun amacı da budur bu pozisyonun amacıdır. Şu 30'u sorabilirler. Yine şokun belirtilerini burada yazdım tek tek. Onları mutlaka okuyun. Buranın ekran fotoğrafını alın hatta. Okursunuz daha sonra da. Aracın elektrik devresinde akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça hangisidir? Akü, platin, sigorta, alternatör. Akım diyor. Erime diyor. Güvenlik diyor. C seçeneği. Arkadaşlar bazı sorular birbirine çok benzer oluyor. Ya da aynı soruyu farklı farklı iki kez çözüyorum. Bilerek bunu yapıyorum. Çünkü bir sefer çözdüğümde anlatmam gereken bir yeri unuttuğumu fark ediyorum. Onun için bir daha çözüyorum. Onun için sıkıntı yapmayın. izleyin. Önceki çözdüğümde bunun arasında mutlaka farklar vardır. Sigorta da şu arkadaşlar işte. Şu parçamız. Bunun amacı aracın elektrik seviyesinin güvenliğini korumak, güvenliğini sağlamak Sigortalardan biri bozulduğunda aynı amperde sigorta ile değiştirmelisiniz. Unutmayın. Farklı bir amperle değiştirirseniz elektrik tesisatınız yanar. Bu da yine bir sınav sorusuydu. Geçelim. Kemikler, eklemler, kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır? Hareket, sindirim, dolaşım, solunum. Burada hemen ne işimize yarar? Kemikler, eklemler, kaslar bizim ne işimize yarar günlük hayatta? kaslar filan hareket etmemizi. Yani bu da cevabımız hareket sistemi olduğunu gösterir. Şurada sistemler var çok net görünmüyor ama ufak tefek bahsedeyim ben. Sindirim dediğimizde mide filan işte hareket dediğimizde kemikler, iskelet, kas. Dolaşım dediğimizde kan, kalp, damar. Solunum dediğimizde işte akciğer, nefes borusu. Boşaltım dediğimizde böbrekler. Bunlar aklımıza gelsin ben kısaca özetledim zaten. Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır? Temiz bir bezle yapılan tamponun buruna yerleştirilmesi, çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi, burun üzerine enseye buz konulması, yüzün soğuk su ile yıkanması. Şimdi kendiliğinden oluşmuş. Hangisi yanlış? Tabii ki B seçeneği arkadaşlar yanlış. Diğerleri yapılabilir nispeten. Fakat B'de baş geriye doğru itilme var ya bu yanlış. İşte burun kanamasında vermemiz gereken pozisyon şudur. Baş geriye itmek değil. Başı hafif öneyip burun kanatlarını sıkacaksın. Burada yazıyor zaten 5 dakika boyunca. Eğer 20 dakika falan durmazsa doktora gidebilirsin. Başından yaralanan kazazedeye hangisi uygulanır? Yarası sarılarak uyutulur. Kanama yoksa önemsenmez. Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır. Solunum yolu açık tutularak sevk edilir Cevabımız D seçeneği arkadaşlar baş yaralanmalarında Hastaneye sevk etmek önemlidir 12-24 saat doktor kontrolünde ya da doktor sizi eve gönderir evde gözetinde durur hasta yaralı Uyutmak tehlikelidir Kanama yoksa önemsenmemesi tehlikeli özellikle kusma filan varsa çok önemlidir baş yaralanmaları Sıcak uygulamada doğru değil Doğru cevabımız solunum yolunu açık tutarak hastaneye sevk etmek en mantıklı yapılacak iş. Çünkü beyin kanaması geçirebilir yaralı, omurilik zarar görmüş olabilir, felç kalabilir. Onun için baş yaralanmaları önemlidir. Geçelim. Aşağıdaki kaza zedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır? Ölmüş olan, ağır kanamalı olan, ayağında kırık olan, dirseğinde çıkık olan. Bu tür sorularda neye bakıyoruz? Şıklar arasında karşılaştırma yapıyoruz. Ezberlemiyoruz şıklardan cevabı. Yani bu şıklar arasında durumu en ağır olan kişiyi önce götürmeliyiz. Çünkü ölme ihtimali var. Ölmüş olan gitmiştir arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Ayağında kırık olan çok gecikse de bir şey olmaz. Biraz bekleyebilir. Neye göre? Kanaması ağır olan kişiye göre. Çıkık olan zaten önemsizdir. Cevap B seçeneği. Arkadaşlar bu kişiyi ilk götürmemiz lazım. Bu 4 kişi olsa mesela orada. En önce ağır kanaması olan kişiyi götüreceğiz. Çünkü kanaması ağırdır, kan kaybından ölebilir. Onun için B seçeneği cevabımız. Geçelim. Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur? Kalça kemiği kırık olan, kol kemiği kırık olan, omurga kırığı olan, şoka girmiş olan seddesiz taşınmasında tehlike yoktur. Doğru cevabımız nedir? Kol kemiği. Arkadaşlar kolu kırık olan kişi Sedye ile taşımasanız da olur. Kendisi yürüyebilir. Ama kalça kemiği kırık olanı mutlaka taşıyacağız sedye ile. Omurgası kırık olanı yine taşıyacağız. Şoka girmiş olanı yine sedye ile taşıyacağız. Fakat kol kemiği kırıksa kişi sarılır. Gerekli müdahale yapılır. Yürüyerek bile gidebilir yani. Tabi imkan varsa sedye kullanmak lazım tüm hastalar için ama Bunlar arasında A seçeneği cevabımız oluyor. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır? Şıklarımız kendisinin veya yakınlarının sağlığını korumak için, çevredeki bulaşıcı hastalıklardan korunmak için, hastaları iyileştirici tıbbi tedavi uygulamak için, kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleyi yapabilmek için. İlk yardımın temel amacı neydi arkadaşlar? İlk müdahale yapmak şu şıkla karıştırmayın. Tıbbi tedavi. Tıbbi tedavi ne de vardı arkadaşlar? Acil yardımda, acil tedavide. Yani onu doktor, hemşire, profesyonel kişiler yapıyor acil tedavi. İlk yardımda olay yerinde bulunan eldeki malzemelerle yapılan hayat kurtarıcı müdahale. Geçelim. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili hangisi doğrudur? Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir. Sedye bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir. Sadece zehirlenme vakasının taşımasında kullanılmalıdır. Köpücü kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayatı önem taşır. Cevabımız tabii ki A seçeneği. Arkadaşlar mümkün mertebe sedye her zaman tercih edilmelidir. Çünkü şunun için mesela bakıyoruz adamın kolu kırılmış sedyeye gerek yok diyorlar. Fakat o an ee, o kişi acısını hissedemeyebiliyor. Yani kolunun acısından başka yerlerini hissedemeyebilir. Bilmeden başka yerinde de kırıklar olabilir. Mümkün mertebe sedye kullanacağız ki bilmediğimiz ya da görülmeyen bir yarası da olabilir. Dolayısıyla daha fazla zarar görür. İmkan varsa sedye her zaman tercih edilmelidir. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan suni solunum uygulamalarında dikkat edilecek kurallardandır? Bebekler, karıştırma yetişkinlerle. Şıklara bakalım. A. Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması. B. Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması. Bu doğru mu? Hayır. Bu yanlış. Yumuşak kısmı. Bebeğin solunum yapıp yapmadığını bak dinle hissettiğin temeli bir dakika. Bir dakika miydi cevap? Hayır. 10 saniye. Bak bir yazdığı için yanlış. Bir tane sıfır yazmamış. Sorunun durumu değişiyor. Solunum yoksa ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirip ağız dolusu nefes verilmesi. İşte bu doğru bir hareket. Geçelim. Kazazedenin durumu değerlendirirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılabilecek müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaşam bulguları içerisinde yer alır? Yani yaşamın devam edip etmemesi için önemli yaşamsal bulgular Yaşı, boyu, cinsiyeti, vücut ısısı. Doğru cevabımız D seçeneği. Arkadaşlar yaşam bulguları yaşıyla yaşam bulguları arasında bağlantı olmaz. Vücut boyu uzunluğu o da olmaz. Cinsiyetinde alakası olmaz. Fakat vücut ısısından biz kişinin yaşayıp yaşamadığını biliriz. Zaten biliyorsunuz vücut ısısı önemlidir. Nabızdan dolayı çünkü kan akışı olmaz vücutta. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi şoka girmiş kazazede de görülecek belirtilerden değildir? Şok belirtilerinden değildir. Kan basıncında yükselme, bilinç seviyesinde azalma, hızlı ve yüzeysel solunum, cidde soğukluk, solukluk ve nemlilik. Doğru cevap A seçeneği kan basıncında yükselme olmaz. Bilakis azalır. Şok zaten kan basıncının düşmesi, kanlama yapılamaması durumudur. İşte şok dediğimiz şey budur, pozisyonu budur. Sorarlar sınavda bu 30 santimi sorarlar, şokun belirtilerini sorarlar. Ee, ayakları niye böyle yukarıya kaldırıyoruz diye sorarlar. Sebebi de yaşamsal organlara kan göndermek. Yani şu kalp ve baş bölgesindeki organlar yaşamsal organ. Ayağa kaldırarak ayaktaki kanı buraya gönderiyoruz. Geçelim. Bilinci kapalı solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkarılması için hangisi kullanılmalıdır? Rentek manevrası, hemlik manevrası, ayak bileklerinden sürükleme yöntemi, koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi. Araçtan çıkartma maddesini görürseniz cevap direkt a rentektir. Unutmayın çünkü tek var araçtan çıkartmada kullanılan tek yöntem var o da rentek İşte burası şu fotoğrafı verip soruyor bazen. Bazen şu fotoğrafı verip bu fotoğrafın ismi nedir diyor. Rentek manevrasıdır. Amaç nedir? Omur ile zarar vermeden kişiyi araçtan çıkartmak. Omur zarar görse ne oluyordu? Kişi felç olur. Onu da unutmayın. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır? Polen filtresi, park sensörü, emniyet kemeri, açılabilir tavan. Sorumuz basit. Arkadaşlar şimdi kazayı önlemiyor bu sistemimiz fakat kazada ölüm ve yaralanmayı azaltıyor. Tabii ki cevabımız nedir? C seçeneği. Emniyet kemeri. Şimdi bakalım arkadaşlar bunlara biz pasif sistemler diyoruz. Pasif sistemler kazayı engellemez fakat kaza olduktan sonra ölüm ve yaralanmayı aza indirir. Hava yastıkları, emniyet kemerleri, çocuk koltukları Motorlarda kasklar. Bunu yazmayı unutmuşuz. Bunlar kazayı önlemez. Fakat kaza olduktan sonra ölüm ve yaralanmayı azaltır. Geçelim. Hangi durumdaki yaralı kesinlikle sedye ile taşınmalıdır? Omurga kırığı olan, kaburga kırığı olan, birinci derecede yanığı olan, kolunda yara ve kırık olan. Cevabımız nedir? Evet arkadaşlar doğru cevabımız bu sorumuzda A seçeneğidir. Omurga kırığı olan cevabımız. Arkadaşlar neden omurga kırığı olanı? Bakın orada da açıkladım sorunun altında. Omurga dolaşan kırıklar sinir yapılarını etkilediği için felç olmaya sebep olabilir. Arkadaşlar kesinlikle diyor bakın soruda. Kesinlikle omurga kırığı olanlar ile taşıyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Ee aslında normalde tüm kırıkları ya yani da tüm yaralılar imkan olduğu sürece sediyle taşımak gerekiyor. Bunu da bilmenizde fayda var. Fakat omurga kırığı olanlar kesinlikle sedyeyle taşımalıyız. Çünkü felç olma ihtimali olur. Geçelim. Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönünde hareketi yasaktır? 1, 3, 1 ve 3, 2 ve 4. Şeklimizi inceleyelim. Şimdi neye göre bakıyoruz? Bir de bir sıkıntı var mı? Tek tek inceleyelim. Bir sağa dönecek. Bir sıkıntı yok. Bu serbest dönebilir. Okey. 2 nerede? Burada. 2 dönebilir mi? Hayır. Niye? Bu levhayı görüyorsunuz. Bu levha ne demek? Aynısı burada da var. U dönüşü yasak. O halde 2 dönemez buraya. Çünkü U dönüşü yasak o yolda. 2'nin dönüşü yasak. 3'e bakalım. 3 sağa dönecek. Onda da bir sıkıntı yok. 4. 4 yine U dönüşü yapıyor. O da dönemez. Doğru cevap D seçeneği. 2 ile 4'te U dönüşü yasak levhası bulunduğu için Trafik uygun da olsa dönmesi yasaktır. Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir? Banket, ana yol, geçiş yolu, bağlantı yolu. Bu sorumuzda D seçeneği bağlantı yolunu tarif ediyor. Banketimiz neydi arkadaşlar? Yolun kenarında bulunan yaya ve hayvanların kullanması için ayrılmış alan. Kaldırım değil, kaldırım olmayan alan. Ana yol biliyorsunuz zaten trafik yoğunluğu fazla olan yola ana yol diyoruz. Bunları unutmayalım. Geçiş yolu da yine arkadaşlar aracın bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yol. Kişilerin evlerine girmesi için evlerine ayrılan yol. Burada tarif edilen ise bağlantı yolu. Geçelim. Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarında ilk olarak nereden başlanılmalıdır? Hastanede, olay yerinde, ambulans içinde, sağlık merkezinde. İlk yardım ilk nerede başlar? Olay yerinde arkadaşlar, olay yerinde yapılan duruma ilk yardım denir. Zaten hastane, ambulans, sağlık merkezinde yapılanlar acil tedavidir. İlk yardımda ilaç yoktur. Olay yerindeki bulunan eldeki malzemelerle yapılır. Amaç nedir ilk yardımda? Kişinin yaşam tehlikesini ortadan kaldırmak, durumun kötüye gitmesini engellemek. Yani kişinin hayatını kurtarmak, tedavi etmek değil. Hastanede, ambulans içinde, sağlık merkezinde yapılanlar ise tedaviye girer. Yani kişiyi tedavi etmeye girer. Bunlar da soruyorlar ilk yardımda acil tedavinin farkını. İlk yardım olay yerinde acil tedavi ise sağlık kuruluşunda ya da işte ambulans filan bunların hepsi sağlık kuruluşuna ait. Vantilatör kayışının koptuğu ilk önce hangi göstergeden anlaşılır? Yağ göstergesinden, şarj göstergesinden, yakıt göstergesinden, hararet göstergesinden. Cevabımız nedir? B. Şarj göstergesinden. Arkadaşlar şuraya not aldım unutmayayım diye. Size söylemeyi unutmayayım diye en azından. Araç hareket halindeyken hararet anıdan yükselmeye başlarsa. Bak şarj lambası da yanıyorsa vantilatör kayışımız büyük ihtimalle kopmuştur. Bakın şarj lambası da büyük ihtimal yanıyorsa vantilatör kaybı kayışı kopmuştur. Unutmayın araç aniden hararet yapar. Yükselir şarj lambası da yanarsa vantilatör kayışı kopmuştur. Zaten bu durumda ne yapıyoruz şarj lambası filan yanarsa araç hareket halindeyken aracı derhal durdurup kontağı kapatıyoruz. Bu aynı zamanda vantilatör kayışının koptuğunu da gösterebilir. İhtimaller arasındadır. Geçelim. Şekildeki işaretin anlamı nedir? Açılan köprü, sağ tehlikeli viraj, soldan daralan kaplama, sola tehlikeli devamlı viraj. Cevabımız nedir? Sol. Sola tehlikeli viraj. Bunu animasyon olarak da sorabilirler. Şu şekilde sorarlar. Bu lehayı korarlar, koyarlar. Buradan bir tane araba gelir. Tabii böyle büyükçe bir video olur. Der ki mesela... Bu aracın sürücüsü neyi yapmalıdır ya da neyi yapmamalıdır der? O zaman nedir? Ya da neye dikkat etmelidir der? Bu levhayı gördüğünde animasyon sorusunda orada da şıklarda yazar. Sola tehlikeli viraj olduğundan yavaşlamalıdır. Mesela şıklardan biri bu olur. Animasyon soruları bu şekilde diyor. Niye yavaşlamalıdır? Çünkü tehlikeli viraj levhası var. Geçelim. İki yönlü karayolunda karşı karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Yayaların yaya geçidini kullanması, alt veya üst geçitleri kullanması, en kısa doğrultuda ve en kısa zamanda geçmesi, önce sağ, sonra sol tarafını kontrol etmesi. Doğru cevap nedir? Bunlar doğru, bu doğru, bu doğru. Doğru cevap D seçeneği. Önce sağ, sonra sol. Bakın bu şu şekilde. Önce sol, sonra sağ, sonra tekrar sola bakacak. Sonra da yol boşsa geçecek arkadaşlar. Bu önemli bir basit bir soru gibi ama çıkabilir mi? Çıkabilir. Bazen böyle sürpriz şaşırtmalı sorular çıkıyor. Önce sola bakacaksınız, sonra sağ, sonra tekrar sola. Sonra da yol boş ise geçeceksiniz bakalım. Cevap D seçeneği. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yüklenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır? Buji, ampül, sigorta, enjektör, elektrik sistemi. Doğru cevap nedir? C seçeneği. Kısa devre. Bakın anahtar kelimemiz şu. Elektrik sistemi kısa devre. Evlerde de aynıdır. Elektrik sistemi kısa devre oluşmasını önleyen sistemle sigortalardır. Şimdi sigortalarla ilgili şunlar da ayrıca bilmenizde fayda var. Ehliyet sınav sorusu olarak geliyor karşımıza sigorta konusu. Sigorta budur arkadaşlar. Sigortalardan biri yandığında ya da sigortalardan biri bozulduğunda ne olur? Aynı amperde yenisiyle değiştirmek gerekir. Eğer aynı amperde değiştirmezsek yenisiyle yani farklı bir amper sigorta takarsak elektrik tesisatının yanmasına sebep oluruz. Unutmayın. Bu da önemli bir bilgi. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan yakıt tasarrufunu etki ayarlardandır? Par ayarı, rot ayarı, fren ayarı, rölent ayarı. Yakıta fayda sağlayan yani yakıt tasarrufuna katkı sunan. Cevap D seçeneği. Şimdi rölenti neymiş bakalım hızlıca. Aracın çalışabileceği en düşük devir sayısına denir. Yani araç rölentisi olması gerekenden düşük olursa araç stop edebilir. Isındıktan sonra stop etme sonu ortadan kalksa da araç çok sarsılarak çalışır. Bu hem konforsuz bir sürüş tecrübesi yaratır hem de aşırı sarsıntılar araç parçalarına hasar verebilir. Rolenti gereğinden yüksek olursa yakıt tüketimi artar. Bak o zaman neymiş rolenti ayarında olması gerekiyor. Eğer rolenti gereğinden yüksekse yakıt artıyormuş tüketimimiz. Yine şuraları ben hızlı okudum biraz anlaşılmayabilir. Siz mutlaka durdurup kendiniz tane tane okuyun. Hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucu oluşabilir? Şimdi bakalım jantın eğilmesi, fren hidroliğinin azalması, sürüş konforunun azalması, bijon somonlarının gevşemesi. Bunların hepsi olabilir lastik hatalardır. Fakat aşırı şişirdiğimizde arkadaşlar lastikler şu şekilde yere teması azalacaktır. Bakın çok az bir alan yere değecektir. Bu da ne yapacaktır? Direksiyon hakimiyetinizi azaltacaktır. Sürüş konforunuzu azaltacaktır. Şanteyilmesi diye bir şey olmaz. Bijon somonlarda, lastiklerde bulunan somonlar lastik basıncı ile ilgili şu bilgiler çok 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 mühim bilgiler arkadaşlar. Göster yapan bu işareti görürseniz lastik işaretidir. Bakın havaların düşük ya da az ya da çok olması yine arkadaşlar lastikler her binişte kontrol edilmeli. Basıncı az olan lastikler yanak kısmından aşınır. Basıncı azsa yine yakıt tüketiminiz artar. Buradaki bilgileri mutlaka okuyalım. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer, yakıt sarfiyatı artar. Bakın burada ne geçiyor? Hava filtresi. Cevap hava filtresi arkadaşlar. Hava filtresi arkadaşlar biliyorsunuz araca giren havayı temizliyor, süzüyor. Eğer hava filtresi çok tıkanırsa araç çekişten düşer. Yakıt sarfiyatı artar. Ondan sonra araç zengin karışımla çalışır. Yine arkadaşlar burada hatırlatmam gereken birkaç şey var. Burada yazıyor arkadaşlar bakın. Heh, şu bulamadım bir an. Hava filtresi tıkalıysa yani kötü bir durumdaysa araç zengin karışımla çalışır. Egzoz dumanı siyah çıkar fazla yakıt harcar. Şu diğer maddelerde de koydum işimize yarar diye. Siz onlara bakarsınız, geçelim. Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sistemi. ABS, start-stop, hava yastığı, hafızalı koltuk. Cevabımız nedir? Tabii ki C seçeneği, hava yastığı şişerek koruyor sağlığını, yaralanmayı, ölümü en aza indiriyor. Şimdi hava yastığına bakalım. İşte şudur hava yastığı arkadaşlar. Bu kaza anında şiştiği için kişinin başını ve benzeri işte sağa sola çarpmasını önlemiş oluyor. Ölüm ve yaralanmayı en aza indiriyor. Karıştırmayın bu trafik kazasını azaltmaz. Sadece ölüm ve yaralanmayı azaltır. Çünkü kaza olduktan sonra devreye giriyor. Kazayı engellemez yani. Yine emniyet kemeri de aynı şekilde bakın. Ölüm ve yaralanmayı en aza indirir. Kazayı önlemez. Kaza olduktan sonra sizin hayatınızı kurtarır. Önemli. Şu hava yastığının gösterge paneli işaretidir. Çıkıyor sınavda unutmayın bunu da. Seyir halindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durdurmayı gerektirmez? Bakın tuzak soru. Gerektirir mi, gerektirmez mi? Bakalım şıklara. Doğru cevap nedir? A seçeneği. A seçeneği nedir? Yakıtın bitmek üzere olduğunu gösteriyor. En yakın Durmayacaksınız. Gideceksiniz en yakın istasyona. Benzin istasyonuna, yakıt istasyonu. Bu nedir? Akü işaretidir. Derhal durmayı gerektirir. Bu yağ lambası derhal durmayı gerektirir. Bu hararet yaptığını gösterir aracınızın. Derhal durmanız gerekiyor. Bununla ilgili şunlar önemli hep veriyorum. Daha önce soruları izleyen videolar izleyenler bilir. Arkadaşlar akü işareti, yağ işareti ve hararet işareti görürseniz aracı derhal durduruyorsunuz. Bir de araçtan yakıt kokusu ya da yanık koku aldığınızda derhal durup kontağı kapatıyorsunuz. Bunlarda önemli bir sorularda burada 5-6 tane soru var. Birinden biri gelir sınavda genelde. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için hangisi yapılmalıdır? Termostat çıkartılmalı, eskimiş bujiler değiştirilmeli, lastiklerin hava basıncı indirilmeli, motor yüksek devirde çalıştırılmalı. Doğru cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Bujileri yenileriyle değiştirmek yakıt tasarrufu sağlıyor. Termostat alakasız. Hava basıncını indirdiğimizde yakıt tasarrufu olmaz, daha çok yakıt artar. Motor yüksek devrede çalıştırdığımızda yine yakıtımız daha çok artar, azalmaz. Arkadaşlar bujilerle ilgili bir de şu şekilde soru geliyor. Belli kilometrede ya da yılda değiştirilen parçanın ismi nedir? İşte bujilerdir arkadaşlar. Fabrikanın belli bir değeri vardır. Belli kilometrede bujilerinizi değiştirmek zorundasınız. Geçelim. Hangisi toplum adabına aykırı davranışlardandır? Trafikte araca arızalanan birine yardımcı olmak, kaza, deprem, sel gibi felaketlerde çıkar sağlamaya çalışmak, engellilere ayrılmış alanların dışına park etmek, toplu taşıma araçlarındaki yaşlı, çocuklu ve engelli insanlara yer vermek. Aykırı olanı bulacağız. 3 tane olumsuz, 1 tane olumlu ya da 3 olumsuz, 1 olumlu, 3 olumlu, 1 olumsuz. Bu trafik adabında buna dikkat edin. Şimdi birine yardımcı olmak artı, pozitif çıkar sağlamaya çalışmak buralarda negatif. Engellilere ayrılan yerler dışına park etmek. Evet doğru olan. Toplum, toplu taşıma araçlarındaki yaşlı çocuklu engelli insanlara yer vermek. Bu da pozitif. Bakın 3 pozitif 1 negatif cevabımız B seçeneği. Ya da tam tersi olur. 3 negatif 1 pozitif olur. Trafik adabı sorularında bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Akünün içerisindeki sıvıya nokta nokta denir. Nokta nokta saf su ile nokta nokta karışımıdır. Akünün içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların nokta nokta üzerinde olmalıdır. Akünün elektrolit seviyesi azalırsa saf su ilave edilir. Boşluklara neler yazılmalıdır? Şimdi akü içerisindeki sıvıya elektrolit diyoruz. Elektrolit hepsinde demiş. Evet. Eleyemedik. Nokta nokta saf su ile karışımdır. Elektrolit saf su ile... Asit karışımıdır. Plakaların 1 santim üzerinde olmalıdır. Cevap C seçeneği. Bunlar öğretici sorular arkadaşlar. Burada aslında bunu bu şekilde sormasa bile milli eğitim öğrenmiş olursunuz. Evet göster yapan elinde yanan mavi far işareti hangisinin yandığını gösterir. Kısa farlar, uzun farlar, geri vites lambası, fren lambası. Mavi far işareti. Cevabımız uzun far olacak. Şunu diyor arkadaşlar. Yani mavi dediği şu. Şu yanıyorsa neymiş? Mavi renkte ise uzun. Kısa ise yeşil. Yani şu şekilde yanar. Kastettiği bu. Yine burada kısa tekrar yapalım. Uzun farlar 100 metreyi kısa farlar 25 metreye aydınlatır. Sigor, başka nedir? Atan sigortalar aynı amper sigorta ile değiştirilmelidir. Kesinlikle farklı amper sigorta kullanmıyoruz. Burada birkaç notumuz daha var. Devam edelim. Siz onları okuyun arkadaşlar notları. Motorin ile çalışan motorlarda ateşleme hangisiyle yapılır? Buji, enjektör, akü, maş motoru. Motorin net tür bir yakıttır arkadaşlar? Dizel yakıt. Dizel yakıtlarda enjektörle ateşleme oluyor. Şurada göstereyim ben size. Benzin LPG, benzin hibrit, motor, ma mazot, motori. Bakın mazot. Dizele girer arkadaşlar. Burada benzinli araçlarda buji unutmayın. Onu zaten hep söylüyoruz. Buji ile yapılır. Hibrit araçlar zaten kendi elektriğini üretir. Kısmi olarak hibriti kullanır. Tam elektrikli değildir bunlar. Benzin motorin yani dizel araçlar ise sıcak hava üzerine yakıt püskürtmek suretiyle ateşleme sağlanır. Bu püskürtme işlemini de enjektörle yapar. Kamyon çekici otobüs şoförleri araçlarına ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle saklamak zorundadır. Şoförün saklama süresi 1 ay, 5 yıl, 60 gün, 90 gün. Şimdi şoför araçta 1 ay saklayacak. İş yeri sahibi iş yerinde 5 yıl saklayacak. Şurada detaylar var. Bu sayfayı mutlaka okuyun. İşte mesela şu çıkar. 9 saat 45 dakika 15. Mesela 4,5 saat araç sürdükten sonra 45 dakika mola vermek zorundadır. Bazen bunu sorar. 4,5 saatten sonra kaç dakika mola zorunludur der. Yine arkadaşlar şu önemli. Bak 1 yıl 5 yıl. Takograf dediğimiz cihaz aracın beyni gibi hareket saatini kaç saat kullandığını kim tarafından aracın kullanıldığını kayıt altına alıyor. Ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir sürücü aracın hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü hız ihlallerinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangisinin yerine getirmemiş olur? A hırçınlık, B bencillik, C sorumluluk, D hoşnutsuzluk Arkadaşlar başkalarına zarar vermek sorumluluğunuzu, iyi bir sürücü olma sorumluluğunuzu yerine getirmemiş olursunuz. Hız ihlali ve benzeri durumlarda. Geçelim. Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir? Merkezi sinir sistemine uyuşturucu etki, beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması, alkol miktarının ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması. Hangisi alkole bağlı gelişir? Şimdi bakın soruları dikkatli okumazsak düşeriz. Merkezi sinir sistemine uyuşturucu etki yapar mı? Evet. Beyindeki frenleme karar verme yeteneğini bozar mı? Evet. Alkol miktarına bağlı olarak duyarlılık artar mı? Hayır. Bakın yanlış dediği şurası. Azalır deseydi burası da doğru olurdu ama artar dediği için yanlış. Cevap 1 ve 2. A seçeneği. Otomobillerde yukarıdaki verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur? Reflektör, ilk yardım çantası, yangın söndürme cihazı. Reflektör dediğimiz üçgen reflektör işte kaza olduğunda ya da aracınız bozulduğunda önün arkasına koyarsınız. İlk yardım çantası okey, yangın söndürme cihazı okey. Cevap D seçeneği. Arkadaşlar ilk yardım çantası ve yangın söndürme cihazı kolay ulaşılabilir bir yerde olacak. Yine ilk yardım çantasındaki malzeme miktarı aracın çeşidine göre. Yani otobüste Büyük bir ilk yardım çantası bulundurursun. Otomobilde daha küçük. Aynı şekilde yangın söndürme cihazı da aracın türüne göre kilosu değişir. Geçelim bunda. Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında hangisi yanlıştır? Eksi olana bakacağız. Motorlu taşıtlar için zorunludur. Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır. Teminat limitleri sigorta primi yasa ile belirlenir. Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır. Zorunlu mali trafik sigortası arkadaşlar hukuki sorumluluğu teminat altına alır. Teminat limitleri yasayla evet. Motorlu araçlar için budursun zorunludur. Arkadaşlar trafik sigortaları zorunludur isteğe bağlı değildir buradaki hata budur. Ve trafik sigortaları arkadaşlar 12 aylıktır 1 yıllıktır yani unutmayınız. Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir? Sürücünün kısa ve uzun yolu kullanması, kısa ve en uygun yolu kullanması. Duyarlılık mıdır? Evet arkadaşlar kısa yol kullanırsanız aracınız daha az hareket eder, daha az yakıt tüketirsiniz, çevreyi daha az kirletirsiniz. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması bu da güzel bir şey, olumludur. Bir yere giderken toplu taşımayı kullanmak bu da olumlu. Sigara, küllük ve ızmaritlerin başka bir şeylerin yolunu atıp yani yola çöp atıp, atıp dökülmesi diyor. Sigara külü ve izmaritleri. Yola atması nedir? Çevreye duyarlı bir davranış değildir. Çevreye zarar verici bir davranıştır. Geçelim. Arkadan çarpma. Trafik kazalarında nokta nokta sayılan hallerdendir. Verilen ifadede belirtilen yere hangisi yazılmalıdır? Tali kusur, asli kusur, yol kusuru, kusuru paylaştırma. Cevabımız B seçeneği arkadaşlar asli kusur hallerindendir. Şurada da asli kusurlar yazdım. Çok fazla arkadaşlar. Yani asli kusur ne demek? Suçun mesela sizde olduğu kusur. Mesela arkadan bir arabaya çarparsanız asli kusurlusunuz. Yani suç %100 size ait. Siz suçlusunuz. Ona göre değerlendirin. Tek tek okumayalım bunu. O şekilde düşünürseniz zaten mantıken yaparsınız. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir? Kötü koku yayması, çirkin görünüm arz etmesi, toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilir hale gelmesi ve hastalık bulaştıran zararların üremesine sebep olması değildir diyor. Kötü koku yayması bunlardan biridir. Çirkin görünüm evet, zararların üremesine sebep olması evet. Cevap C seçeneği arkadaşlar. Toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilir hale getirilmesi zararlı değil. As aksine faydalıdır. Geçelim arkadaşlar. Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için sağa yanaş ve duru talimatını içerir? Trafik görevlisinin işaretlerini ezberlemenin yöntemi bolca bunları tekrar etmek. Cevap C seçeneği burada. Şimdi hocam nereden tekrar edeceğiz Instagram adresine gideceksiniz bizim Ehliyet Cenk Hoca Instagram adresine Orada ana sayfa profil sayfasında var bu trafik işaretler orada birçok yararlı bilgi de paylaşıyorum Onu kaydedeceksin Ya kendine mesaj mı atıyorum ya favori emekliyim ne yapıyorsan yap Orada günlük böyle bir kere tur atarsan Instagram'daki paylaşımda Aklında kalır Bir de bol soru çözeceksin Çünkü buradan kesin bir soru çıkıyor arkadaşlar Geçelim Şekle göre hangi numaralı araçların bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır? Bakalım tek tek. 1. Yolunda gidiyor. Bunda bir sıkıntı yok. 2. Sollama şeridi diyoruz arkadaşlar bu şeritlere. Yani sadece burada sollama amaçlı kullanılır genel olarak. 2. Burada sürekli gidemez. 3. Aynı şekilde. 4. Bu da değil. Doğru cevap C seçeneği 2 ve 3. Arkadaşlar 2 ve 3'ün gittiği yer sollama amaçlı kullanılan şeritlerdir. Onun için sürekli orayı kullanamaz. Sadece sollamayı yaparsınız. Sollama işiniz bittiğinde sağ şeridinize yani şuraya girip devam edersiniz yolunuza. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımı lehasıdır? Bu lehalar birbirine benziyor. Dikkat edelim. Bakın arkadaşlar cevap D seçeneği. Diğerleri neymiş onlara bakalım mı? Bakalım. Bu işte arkadaşlar onarım yaklaşımı şunlar. Mesela bunlar çıkar. Demir yolu hem zemin geçidi. Kontrollü demiryolu yolu geçidi. Bu da köprü yaklaşımı. Unutmayın. Bu lehalar sıkça çıkar. Özellikle köprü ile demir yolu hem zemin geçidi çok karıştırılıyor. Unutmayın. Şunun ikisini bununla bunu unutmayın. Karıştırmayın. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken hangilerinin yapılması zorunludur? Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi, kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması, yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması. Yükleri sağlam yerleştirip bağlayacağız, kasanın kapaklarını kapatacağız, yüklerin üzerine yolcu bindirmeyeceğiz. Cevap C seçeneği. Yolcuyla yük birlikte taşınabilir. Yani fakat yolcular ayrı bir bölümde olacak. Yükler ayrı bölümde. Yani yolcularla yükler üzerine binmeyecek. Yüklerin üzerine binmeyecek yolcular. Geçelim. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? Yaya geçidi, bisiklet yolu, taralı alana girilmez, yavaşlama uyarı çizgileri. Bunu karıştırma ihtimalinizin yaya geçidi ya da yaya yoluyla karıştırabilirsiniz. Fakat o değil bu yavaşlama uyarı çizgilerdir. Bu çizgiler nerede görürsünüz? Kırmızı ışığa yaklaşırken otobanda gişelere yaklaşırken yavaşlayın diye anlamanız gerekiyor. Giderek sıklaşıyor. Bakın giderek sıklaşıyor. Hatta karıştırmayın diye ben buraya koydum. Bunlar yaya geçidi. Bu yavaşlama uyarı çizgisi bu bölünmüş yol başlangıcı. Bunlar sınavda çıkar. Unutmayın. Hangisi alternatörün üretmiş olduğu elektriğin voltajını şiddetini kontrol altında tutan şarj sistemi parçasıdır. Sigorta, karbüratör, regülatör, marş motor. Arkadaşlar biliyorsunuz araç çalışmaya başladığı andan itibaren alternatör elektrik üretiyor ve aracın elektrik ihtiyacını karşılıyor. Fakat burada zaman zaman yüksek voltajda elektrik üretebilir. Bunu dengelemek için ne kullanıyor araçlar? Regülatör diye bir parça kullanıyor. Yani şuna benzer arkadaşlar regülatör. Bakın burada da var. Bizim en telefonlarımızı biz doğrudan evdeki prize takarsak ne olur patlar yanar telefonlarımız araya biz ne koyuyoruz şarj makinesi o şarj makinesi ne yapıyor 220 volt duvardaki 220 volt elektriği düşürerek telefonunuzun ihtiyacı kadar işte 12 volt 24 volt gibi düşük voltajda elektrik gönderiyor. Araçtaki regülatörde bu işe yarıyor parçaların zarar görmesini engelliyor aslında. Bugün de bitirdik arkadaşlar görüşmek üzere yarın. Herkese başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bol bol soru çözmeyi unutmayın. Beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Hala beğen tuşuna basmadıysanız arkadaşlar. Görüşmek üzere.